Ama ben sizin 2 yıldır gösterdiğiniz yoğun çabalar neticesinde bugün İsrail ve Türkiye heyetleri ilişkilerin düzelmesi için Roma'da görüşmelere devam ediyorlar. Türkiye'nin talepleri Mavi Marmara olayı için özür ve tazminat ve Gazze'ye ablukanın kaldırılması. Anlaşmaya göre Türkiye, Gazze'de hastane, okul, elektrik santrali gibi yerleri yeniden inşa edecek. Ama gerekli malzemeler Gazze'ye direkt değil, İsrail'deki Ashdod Havalimanı'ndan gidecek. Tamam, fark etmez. Ama Gazze'nin imanı çok önemli. İnancı çok önemli. Gazze'de adam, Gazze'yi kurtaralım. Filistin'in kurtuluşu. Peki Mısır ne olacak? Libya ne olacak? Fas, Tunus, Cezayir ne olacak? Afganistan ne olacak? Suriye ne olacak? Irak ne olacak? Orada bir sadece kurtuluş, rahatlama ve huzur talebi var. Biz burada rahat yaşayalım, güzel yaşayalım talebi var. Önce orada Darwinist eğitimin durdurulması lazım. Komünist propagandanın durdurulması lazım. Ve iman heyecanının, imani telkinin gençlere verilmesi lazım. Değil mi? Derin imanlı bir gençlik yetiştirmek lazım. Tabii ki altyapı da, acil altyapı da gerekir. O ayrı mesele. Onu inşallah Türkiye yapar. Ama asıl imani yönden inkişaf etmeleri. Darwinizmin, materyalizmin, tahribatın orada durması ve Gazze'nin de, Filistin'in de birinci sorunun İttihat-ı İslam olması. İslam birliğinin olması. Yani önüne gelen, ben burayı kurtarmak istiyorum diyor. Mısır'ın kurtuluşu, Filistin'in kurtuluşu. İslam alemini kurtarmaya hedefleyecek her Müslüman. Mısır, ya beni Mısır ilgilendirir diyor. Başkası ilgilendirmez. Beni Filistin ilgilendirir. Beni hatta Gazze ilgilendirir diyor. Başka yer ilgilendirmez diyor. Bu çok ürkütücü. Böyle olmaz. Ya o zaman Allah kurtuluş vermez. Her yeri kurtaran bir ruh olması lazım.